Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi kanalına hoş geldiniz. Bu yayından sonra Borsa İstanbul kapanış değerlendirmesine geçeceğiz. Dünya kaynıyor. Bu yayını biraz daha öne almak istedim. Dünyada çok fazla gelişme var. Bu gelişmeleri teker teker aktaralım, derleyelim, toplayalım. Dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Bunlara bir gözcüyle bakalım istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Umuyorum iyisinizdir bu yayında. Ons altın, ons gümüş, dolar endeksi, ABD 10 yıllık tahvilleri, S&P 500 gibi ürünlerin teknik ve temel değerlendirmelerini bulacaksınız. Bunu da söylemiş olalım. Evet ufak ufak başladığımız zaman neler oluyor neler bitiyor. Şöyle bir bakalım. Ben yayına başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarda destek olmayı ihmal etmeyelim diyelim. Ve yavaş yavaş başlayalım. Ekranda görmüş olduğunuz durum dolar endeksi arkadaşlar. Dolar endeksi tarafı şurada 105.4'lere 105.5'lere kadar gelmişti. Oradan yeniden kendini yukarıya doğru attı. Fakat içinde bulunduğumuz süreç itibariyle kendini yukarı doğru taşıyan bir de altın ve gümüş var arkadaşlar. Nasıl oluyor bu? Normalde biliyorsunuz dolarla altın ters korelasyonda. Yani doların gittiği bir ortamda altının gitmesini beklemeyiz, düşmesini bekleriz. Sizlere bir süredir bazı senaryolardan bahsediyorum. Bu senaryolar küreselde gerginliğin arttığı bir ortam. Öngörüyorsanız ben stratejist değilim. Ancak siz böyle bir ortam öngörüyorsanız Dikkat etmeniz gereken ana olgu şudur arkadaşlar küresel piyasalarda gerginlik devam ediyorsa dünyada korku iktisadi anlamda finansal anlamda askeri anlamda artmaya devam edecekse ve buradaki gerginliklerin tam bitti gibi görünürken daha da böyle çetrefilli bir hale gelmesini bekliyorsanız bir yatırımcı olarak altın ve gümüşteki her düşüş değerlendirme fırsatı olur. Çünkü bu tarz bir ortamda dolar endeksinin yukarıya doğru gittiğini tahvil faizlerinin düştüğünü çünkü dünyada korku arttıkça para güvenli limanlar olan ABD 10 yıllık tahvilleri dolar endeksi ve aynı zamanda yine altın gibi ürünlere doğru kaymaya başlar. Keza gümüş ve emtia ürünleri olarak genel anlamda söyleyebiliriz. Yani bu tarz bir ortam içerisinde o çok ciddi olan korelasyon bozulmuş olur. Dolarla altın arasındaki o ters korelasyon birdenbire beraber hareket etmeye başlarlar. Çünkü kimisi dolara geçer. Dolar onun için oradaki nakdi varlıklar net bir şekilde bir güvencedir. Kimisi ABD 10 yıllık tahvillerine geçer. Oradaki faizi kapmak ister dünyada korkunun arttığı zaman. Kimisi de arkadaşlar bakarsınız değerli metaller tarafına yönelir. Şu an gördüğümüz yapı odur. Peki dünyada neler oluyor? Neler bitiyor? Biraz da bunları konuşmak istiyorum. Bakın ilk kitapta ünlü finans hesaplarından Zero için bir güzel bir haberi var. Diyor ki ABD şehirleri Hamas'ın öfke gülü tehditleri arasında yüksek alarmda. Yani burada baktığınız zaman güzel haber derken piyasalar açısından altın ve gümüş açısından pozitif bir haber olarak burada yorumlayabiliriz. Yoksa dünyanın hiçbir yerinde terörizm olayları desteklemiyoruz. Onu da ayrı bir altını çizerim. Ama şurada baktığımız zaman bu haber etkisiyle beraber piyasada bir hareketlilik olmuş değil. Birden fazla haber var. Mesela buradan hemen geçelim arkadaşlar. İsrail Büyükelçiliği çalışanı Pekin'de saldırıya uğradı. Japonya'da ise Gazze'ye özgürlük eylemi düzenlendi. Baktığınız zaman küreselde de bu işin içerisine gerginlikler eklenmeye başladı ve Çin'de bir İsrail Büyükelçiliği çalışanına bir saldırı mesajı gelmiş oldu arkadaşlar. Yani bunların her biri peş peşe olarak değerlendirdiğimiz zaman değerli sinyaller oluyor piyasalar için. Bir diğer haberimiz Suriye basını. İsrail ordusu Şam ve Halep havalimanlarını vurdu. Buradaki haber akışının etkisiyle beraber altın fiyatlarında dün ufak tefek yükselişler gördük. Bugünkü yükselişlerin arka planında da küreselde artan gerginlik ve kaos sinyalleri var. JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon diyor ki dünyanın içinden geçtiği en tehlikeli zamanlardayız. Yani baktığımız zaman küreselde JP Morgan gibi dünyanın en büyük yatırım kuruluşlarının CEO'su bile çıkıp bu buna benzer bir açıklama yapabiliyor. Bitiyor mu? Bitmiyor arkadaşlar. Buradan sonra gelelim buraya. Şurada baktığımız zaman Bank of England Başkanı Bailey'den sıkılaşmaya devam başladı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey enflasyonu düşürmede ilerleme kaydedildiğini ancak hala yapılacak iş olduğunu belirterek para politikası şu an sıkı ve böyle olmak zorunda. Sıkı para politikası kararları devam edecek dedi. Şöyle baktığımız zaman şurada önemli sinyaller de var. Şurada, şuralardan bahsedelim. Dünya Bankası grubu ve Uluslararası Para Fonu yıllık toplantıda kapsamında düzenlenen Uluslararası Finans İstitüsü'nün yıllık üyeleri toplantılarında konuşan İngiltere Merkez Bankası Başkanı enflasyon düşürmede ilerleme kaydedildiğini fakat yapılacak işlerin çok olduğundan bahsetti. Bailey, Eylül'deki para politikası toplantısında aldıkları faizi sabit tutma kararının zor bir karar olduğunu söyledi. Para politikasının şu anda sıkı olduğunu dile getiren Bailey böyle olmak zorunda. Sıkı para politikası kararları devam edecek. İngiliz ekonomisinde büyüme için görünüm oldukça düşük. Bir resesyon görmüyoruz ama İngiltere'nin potansiyel büyümesi azaldı devam edecek şoklara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bakın günün önemli haber başlıklarından ve başlık olmaya değecek haberlerinden bir tanesi de bu. Yetti mi? Yine yetmedi arkadaşlar. Ve yine FED üyelerinden bir tanesinin yapmış olduğu, Harkan'ın yapmış olduğu açıklama. Dezenflasyonun devam ettiği bir ortamda faiz artışları muhtemelen sona erdi. Bakın birden fazla olgu dünyanın çeşitli bölgelerinde terör, teröre karşı korku ve Çin tarafında mesela örnek veriyorum bir İsrail çalışanına saldırı İsrail'in Suriye ve Şam'da hava alanlarını vurması, savaş daha derin ortamlara doğru bir gidecek endişesi ve Fed üyelerinden gelen dezenflasyonun devam ettiği bir ortamda faiz artışları muhtemelen sona erdi ki bu açıklamayı yapan birkaç kişi daha var. Buna benzer açıklamaları bir araya masaya getirdiğimiz zaman baktığımızda tabii ki değerli metaller grubunun yukarı doğru gitmesi bizim için şaşırtıcı, sürpriz bir davranış olmamalı arkadaşlar. Gelelim teknik görüntüleri eşliğinde ne oluyor neler bitiyor yorumlamaya. Dünyada gerginliğin daha da artması önümüzdeki süreç itibariyle olası. ABD çok borçlu ve bu borçluluk biraz da yüksek tahvil faizlerinin etkisiyle beraber kendini daha bir sert şekilde hissettiriyor. O nedenle tahvile bir rağbet getirmek lazım. ABD 10 yıllık tahvilleri de tıpkı altın gibi dünyanın en güvenli limanları olarak tasvir edilirler. Dünyanın en güvenli limanı özelliği de taşır. Hep altın için söylenir ama bu daha çok ABD 10 yıllık tahvilleri için geçerlidir. Bunun da altını çizmiş olalım. ABD 10 yıllık tahvillerini küreselde korkunun arttığı dönemlerde çok sert bir şekilde talep edildiğini görürüz. Burada pandemi dönemine bir atıfta bulunalım. Pandemi döneminde bakarsanız tahvil faizleri yerlerde sürünüyordu. O dönem tahvil faizlerine hızlı kaçış yapanlar eğer hala hazırda hala o tahvilleri tutuyorlarsa çok büyük zarar ettiler. Bu da ayrı bir konu. Yani bir dönemin çok büyük fırsatı o dönem kullanıldığında evet çok önemli bir fırsat gibi görülse de akabinde piyasalar üzerine baktığımız zaman bugün de bir dönemin en büyük hatası. Çünkü erken vedalaşmak, doğru zamanda vedalaşmak, doğru yatırım yapsanız dahi vedalaşma sürecini doğru ayarlamak ne kadar değerli. Bankalarda uzun vadeli olarak bu tahvilleri aldılar ve onlar da çok ciddi zarar yazdılar. İçinde bulunduğumuz süreç itibariyle baktığımız zaman ABD'de finans sisteminin bu 10 yıllık tahvillerin sert yükselişiyle beraber sigorta şirketlerinin iyi yönetilemeyen bankaların batış haberlerini önümüzdeki sezonda görebiliriz arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde buna benzer haber akışları da bizlerin ortasına doğru düşmeye başlayabilir. Bu da tahvil tarafına bir rağbet getirir. Yani bir korku artıracağı, bir korku dozu dozajını artıracağı için para riskli varlıklardan oraya doğru akmaya başlayabilir. Yine küreselde korkunun bu düzeyde arttığı ve sizlere de en azından bir kısmını gösterebildiğim şu ortamı da resmettiğimiz zaman ABD borçlulukları üzerinde baskı kuran tahvil faizlerine ilave olarak dünyadaki küresel korkuyu da kullanmaya hatta bunun üzerine benzin dökmeye bayağı da istekli görünüyor arkadaşlar. Dolar endeksinin ve altının el ele yükseldiği bir dönemin içerisinden geçiyoruz ve tahvil tarafları da ufak tefek de olsa talepler görebiliyorlar. Gelelim 10 tarafına. 10 altın tarafı ben yayınımı hazırlarken 1911 dolar seviyelerinde. Şurada kritik eşik olarak 1925 dolarları söyleyebiliriz. Hatta hala hazırda şunu söylemiştim arkadaşlar, şu eşik kritikti. Şu 1890-1885 seviyeleri. Akabinde 1860 sağlarına kadar oluşabilecek bir gevşeme ihtimali masada tutmak lazım dedik ABD enflasyon verileri sonrasında. 1869'a kadar gelip daha sonrasında da bu haber akışlarının ve FED üyelerinin açıklamalarının etkisiyle beraber burada 1890'ları yukarı kırıp direksiyonu 1920-1925 dolar bantlarına kadar çevirdi. Yani burada baktığımız zaman 1925 dolarlar bizim kısa vade bakın şu düşüşün neredeyse tamamını geri almış olacağız. 1925 dolarlar seviyesi üzerinde tablo daha çok altının lehine döner ve gümüşle de buradan bir çek almalıyız. Ne demek gümüşle beraber çek almalıyız? Bakın gümüş tarafına baktığım zaman orada da 22.45 22.50'lerin yukarı yönlü kırıldığını görmemiz gerekecek. Hali hazırda oralardayız. Altın gümüş rasyosunun da bu harekete destek vermesini bekliyorum. Eğer bu harekete altın ve gümüş rasyosu da destek verirse devamı gelebilir. Onun dışında 1925 dolar ons altında altın gümüş rasyosunda 84 seviyesi hatta şuradaki 84 ve şurada 83.90-84 bu seviyenin aşağı yönlü kırılması bu işe en azından bir değerli metaller tarafında bir rally olacaksa bu kesinliği getirebilir arkadaşlar. O nedenle burayı da yakından izliyorum. Ons gümüş tarafı 22.47'lerde şöyle bir 84 seviyesini 83.90 seviyesini aşağı yönlü kıran bir altın gümüş rasyosu görürsek daha emniyetli, değerli metaller için daha iyi bir piyasa olacaktır. Şimdilik normalde altının bir gittiği yerde gümüşün bir buçuk gitmesini bekleriz. Fakat altın gümüş rasyosunun durduğu bölge itibariyle hala hazırda halen daha gümüşü bir tık daha zayıf bırakıyor. 84 aşağısında ipleri çözülmüş olur ve bütün değerli metaller için daha anlamlı bir ortam meydana gelmiş olur. Gelelim bir diğer önümüze. S&P 500 tarafına. S&P 500 tarafına baktığımız zaman arkadaşlar ne diyorduk? 4400, 4430 bu seviyelere kadar yükselişlerini normal görürüm. Ama akabinde buranın düşmesini bekliyorum borsalar için, riskli varlıklar için daha negatif taraftayım. Altın ve gümüş için ağırlık arttırma tarafındayım. Zaten bir süredir katıl raporlarında da bunları yazıyorum. Şöyle baktığım zaman ons altın tarafında şu bölgeyi bir dip olarak kabul edip pozisyonlarını 1860 ihlal edilmediği sürece bozmayan biri için şurada baktığımda 1810 dolarlardan 1916-1920 dolarlara kadar gelmiş bir yükseliş konuşuyoruz. Dünyadaki haber, gündem trafiği çok ciddi bir şekilde, çok ciddi boyutlu Artmış durumda o nedenle bu haber akışlarını kestirmek çok güç ani bir şekilde majör bir ülkenin de tehdit altında olduğu bir tablo meydana gelse örnek veriyorum Şam'a ve doğrudan doğruya Halep tarafına gelen bombalama durumları sonrasında bir de gidip de bunun işin benzerinin İran'la yaşanması durumu yine globale yayılan bir savaş Allah korusun diyorum ama buna benzer bir durum olma ihtimali varsa ki ben stratejist değilim bunun altını tekrar çizeyim ve bu, bu tarz bir ortamda bir bakmışsınız tahvil tarafına sert bir alım gelmiş. Dört elleri de aşağı doğru kırıp çok sert aşağı doğru geliyor. Dolar endeksi tarafı fırlıyor ve baktığımız zaman altın ve gümüş gibi ürünlerde sert bir şekilde yukarı gidiyor. Böyle bir senaryo hemen gerçekleşiverir. O açıdan piyasalar tarafında risk bu denli artmışken aşağı yönlü gelişlerde altın ve gümüş tarafı alınmaya müsaittir derim bir yatırım önerisi olmadan. Şimdilik genel tablo, genel resim bu şekilde. Kendinize çok çok iyi bakın. Dünya kaynıyor diyoruz ve dünya bu tarz kaynama durumlarında altın ve gümüş gibi geleneksel yatırım araçlarına yeniden ilave olarak rağbetleri göstermeye başlıyor. Evet şimdilik aktaracaklarım paylaşacaklarım bu kadar. Yayınımı sonlandırırken sizlerden ricam dostlar mutlaka yayınımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda borsa ve hisse senetlerine dair çalışmalarımı yayınladığım basit teknik analiz seti isimli katıl üyeliğine de katılım sağlayarak bu avantajlardan fayda sağlayabilir. Ayrıca bize de destek olmuş olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.